İki gün önce Azerbaycan devletinin Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in de katıldığı bir törenle Kahramanmaraş merkezimizde 180 dekarlık bir alanda 1000'e yakın konut ve diğer donatılarla birlikte bir adanın inşası ve ihyası için temel atma töreni gerçekleştirdik. Ve orada sembolik olarak bir 24 derslikli okulun temelini attık. Bunlar da dost ve kardeş ülkelerin acımızı paylaşmak adına sergiledikleri önemli adımlardan birisi olduğu için bir kez daha huzurlarınızda dostluğun ve kardeşliğin gereği olarak bunları esirgemeyen, bütün depremde bize yardım eden, başta Azerbaycan olmak üzere bütün dost ve kardeş ülkelere de şükranlarımı sunuyorum. Burada ifade edildi, değerli kardeşlerim, düne kadar Kahramanmaraş'ımız tarımsal üretimde önemli bir üst olduğu halde burada bizim TMO sadece ajans düzeyindeydi. Genel müdürümüz de belirtti, Kahramanmaraş'ın sahip olduğu üretim potansiyeli ve çevresiyle birlikte burada oluşturduğu kendi ekosistemi neticesinde buranın ajans olmaktan baş müdürlük düzeyine çıkarılmasına karar verdik ve bu çerçevede de Kahramanmaraş'ımıza uzun yıllar hasretini çektiği bu baş müdürlüğümüzü kazandırmış olduk. Başta çiftçilerimiz olmak üzere, elbette bu TMO sadece üreticilerimize regülasyon kurumu olarak hizmet eden güzide bir kurumumuz değil, aynı zamanda bizi sanayici tarafı ve devamında da yine tüketici tarafı da doğrudan ilgilendirmekte bir regülasyon kurumu olarak bu görevini de TMO eksiksiz ve noksansız yapmaktadır. Değerli kardeşlerim, Kahramanmaraş'ımızda 6 noktada 220 bin ton kapasiteye sahip bizim lisanslı depolarımız var. Buralarda gerçekten tarım ürünlerimizin depolanması sağlanmakta ve özel şartlara haiz olduğu için de ürünümüzün değer olarak kayba uğramasına da göz veya müsaade edilmemekte, göz yumulmamaktadır. TMO'muzun kapasitesi ise 18 bin ton Kahramanmaraş'ta, 6 bin tonu da Elbistan'da olmak üzere toplam 24 bin tonluk bir kapasitemiz mevcuttur. Gerektiğinde bu kapasiteler artırılabilir. Bunda en ufak bir tereddüdümüz olmaz. Önemli olan burada Kahramanmaraşlı çiftçilerimize, Kahramanmaraşlı sanayicilerimize, Kahramanmaraşlı tüketicilerimiz başta olmak üzere tüm Türkiye'deki muhataplarımıza bu regülasyon kurumumuz marifetiyle katkımızı ve etkimizi sağlamaya devam edeceğiz. Toprak mahsulleri ofisimiz Kahramanmaraş özelinde 2500 üreticimizden 200 bin ton hububat alımı yapmış ve bu çerçevede de 1.3 milyar liralık bir ödemeyi çiftçilerimize gerçekleştirmiştir. Geçtiğimiz yıl tam da bu noktada birkaç cümleyi ifade etmekte yarar görüyorum. Çünkü 90'lı yıllardan beri toprak mahsulleri ofisimiz, ki diğer regülasyon kurumlarımız da aynı şekilde hizmet verdi. Bunun içerisinde Türk Şeker var, bunun içerisinde Çaykur var, bunun içerisinde Etsüt kurumu var, bunun içerisinde Atatürk Orman Çiftliği var. Bunların tamamı bakanlığımızın ilgili bağlı kuruluşları olarak bunlar regülasyon görevi görmekte ve bu regülasyon görevini de en etkin ve en başarılı bir şekilde gerçekleştirmiştir. Özellikle üreticilerimize 35 bin ton Kahramanmaraş'ımızda arpa verilmiş, un ve makarna sanayicilerimize de 23 bin ton buğday sunulmuştur. Deprem bölgesi AFAD koordinasyonu çerçevesinde de 16 bin tonluk un, 2 bin ton
arpa ve 10 bin ton da muhtelif desteklerde bulunulmuştur. Deprem nedeniyle üreticimizin yanında olduğunu Toprak Mahsulleri Ofisimiz bir şekilde daha göstermiştir. Değerli kardeşlerim, bu ofis, Toprak Mahsulleri Ofisi gerçekten Kahramanmaraş'ımıza önemli bir vizyon kazandıracaktır. Bu vizyonu, kendi vizyonu sayesinde Toprak Mahsulleri Ofisimiz inşallah bu şehre bunları kazandırmış olacaktır. Tabii ki söylenecek çok söz var ama bizim bir başka programımız daha var. Bu vesileyle ben ebediyete irtihal etmiş olan üçü Kahramanmaraş'ta olmasa bile TMO'muzun muhtelif kurumlarında bu 11 ilimizde çalışıp da hayatını kaybeden kardeşimiz olmak üzere 50 binin üzerindeki depremde kaybettiğimiz canlarımıza Rabbimden bir kez daha rahmet niyaz ediyorum. Bütün yaşanılanlara rağmen Kahramanmaraş'ımızı, 11 ilimizi ayağa kaldırmak için çabalarımızın sürdüğünü belirtiyorum. Baş müdürlüğümüzün Kahramanmaraş'ımıza hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla diyorum.